29 Mart Cumartesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Arlığımıza geldik. Ovan kontrolü yapacağız. Hava biraz bulutlu, biraz rüzgarlı, biraz da güneş var. Baharın mevsim itibariyle yine olağan durumu. Burada bir tane bölme, pardon, oğul kovanımız var. Onun kontrolünü sağladık. Şimdi burada bir tane bölme kovanımız var. Buna dün akşam anahtarı vermiştik. Karniyol Petses. Kekini yemeye başladılar. Muhtemelen yarın gibi bitireceklerini düşünüyorum. Geçen hafta bölme yapmadan önce yüzükleri bozduk. Anahtarı yüzüklerini. Herhangi bir yüzük görmedik. Şimdi yine tekrar kontrol edeceğiz. Kekini de yemeye başladılar. O şekilde hem bir kontrolünü sağlayacağız inşallah. Anamızı da kabul ederler. İnşallah anamızı da kabul ederler. Bakalım sizlerle birlikte kontrolünü sağlayacağız. Taşta koyduk ki böyle işaret olsun diye. Gibi. Bu bölme yaptığımız kovan arkadaşlar. Şaban Dayı'dan aldığımız Kafkasla Anadolu melezi arı. Birazcık sanki böyle karniyol hattı da var gibi. Yani bunda birazcık da yani arımız uysal çok saldırgan değil ama anayı daha dün verdik. Birazcık saldırganlık eğilimi gösterebilir. O konuda. Dumanlayalım. Şimdi anamızı göstereceğiz burada. Kafesle bir anamız var. Şöyle. Şimdi buradan kekini yemeye başlamışlar gördüğünüz gibi şuradan. Kekini yemeye başlamışlar. Anamız içeride. Anamızı da buradan besliyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle anamızı hemen kenara koyacağım. Şerbet yine daha şerbet vereceğim. Çünkü buna ham petek de verdim. Arı çünkü şöyle koyacağım. Arı çünkü son çıtanın dışına kadar böyle şu an zincir yapmış hatta. Bunu da yavaş yavaş kabartmaya başlayacaktır. Böyle. Şu an 3 çerçevede arımız. Dışı full dolu durumda. Yani dünkü saldırganlığı yok. Bir uğultu gelmişti zaten ananın olmayışından kaynaklı. Şimdi buraya şurup da vereceğiz ki bu peteği, ham peteği rahatça kabartsınlar. Alsak mı almasak mı hiç şey yapmayalım. Arıyı tedirgin etmeyelim aslında. Şöyle. Anamızı tekrar. Şurada bir tane erkek var. Artık boğuyorlar mı ne yapıyorlar? Anlamış değilim. Bilen arkadaşlarımız varsa bize söylesin. Şurada bir tane erkek var. Körükleyelim iyice. Sakinleşsin arımız. Yine hatta açalım. Az geçtim. Şöyle göstereyim ben. Şöyle. Erkeklerimiz burada. Tokmak gibi maşallah. Erkeklerimiz burada. Burada nektar gelmiş, polen gelmiş. Şurada kapalı yavru sağımız burası.
basmış yani, burayı bloklamış gayet güzel. Üst tarafa zaten beyazlıklardan da gördüğünüz gibi. Erkeklerimiz burada, bak buralarda da erkekler mevcut. Oranın durumu gayet güzel. Bu taraf da çok iyi. Maşallah. Muhtemelen yarın bunun biraz sert davranınca ister istemez ana arıyı alttan şöyle tekrar ortaya alalım ki alttan anayı beslemeye çalışsınlar. Çiftleşmiş bir ana zaten. Hampeteyi de vereceğiz. Birazcık da şerbet vereceğim ben. Şerbet yaptım. İnşallah çürüklüğümüz da dediğim gibi delik değildir. Bunlar sıfır malzeme ama bakalım şöyle bir. Yok, herhangi bir şey yok. Bir sızdırma yok. Yine içine bir tane şuradan buğday kaşığı koyacağım. Buğday kaşığı koyacağım içine. Şöyle. Şerbete de damlatayım. Böyle içine düşen falan olursa. Şöyle kekimizi muhtemelen anaarımız boyalı. Yarın veya öbür gün bunun durumuna inşallah bakarız. Anayı da kabul ederler. Şöyle tekrar kapatalım. Peki. Rahatsız etmeyelim. Kovanın durumu gayet iyi gördüğünüz gibi. Nüfus yoğun. 3 çıtaya dolu dolu basıyor arımız. Tam petek de girdik. Petek kabartsın diye bir taraftan. Bir taraftan da şurup verdik. İşlerini kolaylaştırmak anlamında. Şöyle kapağını da kapatalım. Bu kovanla da işimiz bitsin arkadaşlar. Şöyle yaptık. Bu kovanla da işimiz bitti. Şimdi bakımımıza devam edeceğiz. Bakımımıza devam edeceğiz. Böyle sıradan gideceğiz. Şöyle katlı kovanlarımızın da durumunu çekelim. Yani katlı olup da arkadaşlar yukarılarda şu an üçer çerçeve falan, kiminde iki çerçeve arı var. Çok böyle böyle yani bir 15-16 çıtada falan değil arımız. Buraya bir ot gelmiş. Şu otu ben bir alayım. Burayı da arkadaşlar yani bir traktörle sürdüreceğiz ama dün müthiş bir yağmur yağdı buraya. Yani bizim inşaat işimiz de vardı. Bugün o da kaldı. Buraya da yağmur yağmazsa bugün yarın bir traktörle bu arka kısmı, şu ara yeri, şu kovanların ön kısmını falan, bu alanı komple bir otunu temizleyeceğiz kısmet olursa. Yani biliyorum yani çok sağlıklı değil bu durum. Öbür taraf daha kötü hatta ama yani havalar fırsat vermiyor. Bir taraftan o, bir taraftan hafta sonundan hafta sonuna geldiğimiz için de pek vaktimiz olmadı. O sebepten pek ilgilenemedik ama bundan sonra gayet vakit ayıracağız yani. Çünkü şurada bir 15-20 gün bir oğul süremiz var. Bunu da atlatırsak inşallah. Ondan sonra bunlara zaten ızgara falan koyacağım. Geçen hafta getirdim diye ızgara koymadım. Bir de arı stres oldu. İster istemez. Bu hafta hem bir yüzük kontrolü yapacağım. Hem ızgaralarını vereceğim. Hem 2-9 sistemde
Yukarıya alacağım bunları. Alt tarafa ampetek gireceğim. Durum böyle. Tüm arıcı arkadaşlarıma hayırlı, bereketli sezonlar diliyorum. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum, öneri, eleştiri her şeye de açığız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Gayet güzel polen geliyor arkadaşlar. Böyle arı maşallah güzel çalışıyor. Bölgemiz zaten güzel. Narenciye bitmek üzere bölgemizde. İşte dağlarda açan çiçekler var. Yağışlarımız güzel gidiyor. İşte fasulyelerimiz halen devam ediyor. Tüm arıcı arkadaşlara da bizzat ısrarla tavsiye ediyorum. Yeriniz müsaitse mutlaka ekin arkadaşlar. Fasulyeyi, arı otunu mutlaka ekin. En az bir 40 gün, 45 gün çiçeklenme süresi var. Bir de böyle yağmur devam ederse bu süre bir 10 gün kadar, 15 gün kadar da uzayabiliyor. Şu an çünkü 40 günü falan geçti. Durum bu şekilde. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.